Efendim, yine şöyle çok ama çok sevdiğimiz özel hikayelerden biri. Biraz şöyle, evet, tarihi karıştıracağız. Ama çok keyifli bir hikaye. Gül Baba, Gül Baba'yı anlatacağız. Evet. Gül Baba, Fatih Sultan Mehmet'in yerine geçen oğlu 2. Beyazıt, o Türk aslanı sultanımızın pek kıvrak bir atı, bir kısrağı varmış. Ona binmiş, geç vakte kadar kırda veziriyle birlikte geziniyorlarmış. Sultan tepelerden dolu dizgin geçiyorken, lakin böyle bir yarı sarhoşluğa düşmüş, yine birden dizginlerini kısmış ve şöylece bir durmuş, bir derin nefes almış ve vezirine sormuş. Nereden geçti bu Meltem? Mest olmuş eserken ediyor insanı sarhoş demiş. Bir dinle geçen rahiyalar, bak ne kadar hoş. Mis, mis. Bu güzel kokularda nereden geliyor böyle? Meraklı şekilde sormuş. Yanındaki vezirlerden biri cevap vermiş. Devletli padişahım, İstanbul kuşatmasına katılan gazilerimizden tabiat aşığı biri vardır ki ona Gül Baba derler. Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyardır. Şu yamaçları güllerle ve dahi türlü türlü çiçeklerle donattı. Bu hoş kokular onun bahçesinden gelmektedir. Padişah vezirin anlattıklarını tebessümle dinliyordu. Sözlerini bitirince anında karar verdi ve kararını bildirdi. Merhum babamın bu gazi askerini ziyaret etmek isterim. Ve yaklaştılar. Yaklaştıkça o kokular, o mis kokular daha da yoğunlaşıyordu. At üstündeki geçen saatler, yorgunluklar unutulmuştu. Ve bir anda atlar yine birden mahmuzlanarak yaydan kopan oklar gibi rüzgarları yarmışlar ve çok geçmeden o güzel bahçeye, yani Gül Baba'nın bahçesine, kulübesine gelmişlerdi. Yaklaştıkça gül kokuları artıyor, insanın gözü gönlü açılıyordu. Bir bahçe ki adeta çiçekten halılar örtmüş yeri. Her renkte çiçekler, sarılar, kırmızılar, maviler, morlar, mis kokulular. Baştan başa renk cümbüşü olmuş. Öyle bir bahçe ki çiçekler, güller hepsi birbiriyle sarmaş dolaş olmuş. Her yer sarı, mor, pembe çiçekler ile dolmuş. Güller ki alevden daha al renkle yanarmış. Hem her birinin bir adı, tarihçesi varmış. Sultan bu güzellikleri görmüş ve şaşırmış. Gül bahçesi lakin ne zamandan beri gül bahçesi diye sormuş. Bir noktaya dalgın dalgın bakıyormuş. Uzaklara dalmış. Vezir hülyalı gözlerle bakarak demiş ki, vaktiyle bu gül bahçesi bir çöl gibi. Çöl yeriymiş efendim. Yaz kış gece çılgın gibi rüzgarlar esermiş. Kuşlar üşüşüp dallara bir mesken ararken sağanak gibi şimşekler inermiş kara gökten. Bir gün Hızır inmiş gibi iklime yer yer bir yemyeşil atlasla döşenmiş yine her yer.
narin o fidanlardaki dallarla örtülmüş bahçeyle bu toprağın artık yüzü gülmüş, gülümsemiş. Lakin bu güzel bahçede bir gül baba varmış. Mecnun gibi yapayalnız o güllerle yaşarmış. Gül baba, sultan kalkıp seni görmek için geldi uzaktan diye bir asker haber vermiş gül babaya. Bak kendisi de atın üstünde seni bekliyor. Sultan da haşmetle gelirken bakar gül baba, şöyle der. Gül baba yüzünde müthiş bir tebessümle haşmetle gelen sultana ve değerli misafirlerine hemen koşar. Onları kapıda karşılar. Padişah da atından inip hemen gül babayla sohbete başlar. Savaşta bastığı yeri sarsan, barışta oturduğu yeri gül bahçesine çeviren yiğit asker, selam sana. Gül baba mahcup olmuştu. Güçlükle konuşabilmişti. Devletli sultanım, sizden böyle iltifatlar görmek bizim için ne büyük şereftir. Sağ olun, var olun. Sen ki İstanbul'u fetheden ordunun bir neferi olarak şereflerin en büyüğünü almışsın Gül Baba. O büyük şerefin yanında bizim sözlerimizin hükmü olur mu? Gül Baba tebessümle başını öne eğerken padişah atından indi. Güller ne güzel. Onları hep sen mi büyüttün? Bu arada biraz güllere baktıktan sonra Gül Baba'nın gösterdiği mindere bağdaş kurup oturur padişah. Ve onun kendi elleriyle pişirdiği kahveyi yudumlayıp yorgunluğunu giderir. Mis kokular içerisinde. Sonra da şöyle bir teklifte bulunur. Dilersen seni saraya alayım. Artık çalışma da yaşlılık devrini dinlenerek geçir, der. Gül Baba, sağ olun sultanım. Burada oturmak benim için daha iyi. Ama bir iyilik yapmak istersen, demiş. Bu arada hem sohbet ediyor hem de yakınlardaki yerden, evet, gül dallarından, sarılar ve kırmızılardan kesiyor, bir demet yapıyor Gül Baba. Ve devam ediyor sözüne. Şu kulübemin bulunduğu yere bir mektep, medrese yaptır ki memleketimizin çocukları ilim, irfan öğrensinler. Ey yüce sultan, istersen anılmak yine rahmetle, eğer hep yaptır bu büyük bahçeye bir koskoca mektep, der. Millet ve vatan uğruna binlerce de evlat elbet seni her an çalışırken edecek yad. Güllerdeki renkler de onun arması olsun. İsmim de benim böyle rahmetle anılsın. Gül Baba'nın sözleri padişahı çok duygulandırmıştır. Yerinden kalkarken onu mutlu edecek cevabı verir. Gönlün rahat olsun Gül Baba. Dilediğin olacaktır. Sonra bahçeyi gezdiler beraber. Padişah gülleri okşuyor, eğilip kokluyor ve yanındakilerle konuşuyor. Bu arada Gül Baba da özenle seçtiği gülleri koparıp demet yapıyor. Padişah ayrılırken ona bir demet sarı, bir demet kırmızı gül veriyor. Padişah gülleri alıp kokluyor, bağrına basıyor ve atını sürüp gidiyor. Kısa zaman sonra Gül Baba'nın kulübesi yıkılıyor ve oraya büyükçe bir bina yapılıyor. Zaman içerisinde okul oluyor, hastane oluyor ama hep insanlığa hizmet ediyor. 1868 yılında Mektebi Sultani adıyla yeni bir kimliğe bürünen okul, Cumhuriyet döneminde de, evet, çok iyi tanıdığınız Galatasaray Lisesi adını alıyor. Gül Baba'nın Sultan II. Beyazıt'e verdiği o güzel kokulu sarı ve kırmızı güller
önce bu lisenin, sonra da Galatasaray Kulübü'nün, Galatasaray Spor Kulübü'nün sembolü oluyor. Gül Baba'nın türbesi ise bugün de orada. Evet. Galatasaray Lisesi'nde. Okulun bahçesindeki yeşillikler arasında duruyor. Ve ziyaretçilerinden fatihalar bekliyor. Yolunuz geçerse ya da geçiyorsa bir fatiha göndermeyi unutmayın Gül Babamıza. İşte tarihimizden özel, güzel bir yürekti. Gül Baba, güller kokusu getirdi değil mi? Şöyle burnunuza. Evet, efendim bu güzel hikayeleri sevdiklerinizle bol bol paylaşınız. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Hikayelerin devamlılığı için önemli. Sizin beğenileriniz, paylaşımlarınız kıymetli. Bu hikayeyi ve bundan sonraki hikayeleri de izlemeyi unutmayın efendim. Aşk ola.